Hülleci Tiyatro oyununun ekibiyle beraberiz. Şu an kulisteyiz. 10 dakika sonra oyunumuz başlayacak. Herkes kostümlerini giymiş ve sanki çekim yapılacağından habersiz bir şekilde dizilmiş. tamam peki. Evet. Evet arkadaşlar şimdi oyuna çıkacağız. Ve 27 Mart'la ilgili hepinizden birer şöyle birer cümle almak isterim ben. Olur mu? Olursa sevgili Eray'dan başlayalım. Çekiyor değil mi? Evet. Benim kompleksim var. Ben kompleksim var. Kamera karşısında konuşmakta güçlük çekiyorum. Evet. Sahne birazdan daha oyun başlayacak. Birazdan oyun başlayacak. Harika bir tiyatro haftası geçiriyoruz. Harika festivaller Samsun'un birçok sahnesinde sürüyor şu anda. Bütün oyunlara gitmenizi dilerim. Kaçırmayın. Oyunları izleyin. Dünya Tiyatro Haftası kutlu olsun. Peki teşekkür ediyoruz. Senin rolün ne oyundaki? Benim rolüm pek çok. Kabadayı, Bekçi, pek çok rolüm var. Benim ilk defa bir deneyimim bu. Tiyatro deneyimim. Bu deneyimi herkesin hissetmesi için Dünya Tiyatrolar Haftası'nın kutlu olmasını diliyorum herkes için. Peki oyuna gideceğiz. Acele ediyoruz. Senin rolün neydi? Ben canlandırıcı. Külhan Bey. Saka. Bir de şahit. Oyun başlayacak. Heyecanlıyız. Heyecan var. Peki teşekkür ediyoruz. Çok kalabalığız. O yüzden çabuk geçeceğim. Merhabalar. Ben Hülleci'de imam oynuyorum. Bugün daha da heyecanlıyız çünkü başka bir sahnedeyiz ve günün anlam ve önemine binaen daha da güzel bir gün. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde yani bir gün öncesi olmasına rağmen yine de onun heyecanını yaşıyorum. Tiyatrolar güzeldir ama seyircisiz tiyatronun hiçbir anlamı yok. O yüzden tiyatrolarımıza gidelim, izleyelim, destek verelim. Teşekkür ederim. Evet, belki de sahnede olmanın en güzel yanı değil mi? Bu kulis heyecanı. Evet, kesinlikle. Çok heyecanlıyız şu an. Ben Zehra'yım. Oyunun en güzel kızıyım. Beni izlemek için ve diğer bütün tiyatroları izlemek için gelin. Hoşçakalın. Bir sahne kadını. Merhaba, ben anlatıcı rolündeyim. 27 Mart için ne dileyebilirim? Tiyatro değerini her gün 27 Mart tadında yaşasın diye diliyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. Oyunun en güzel kadınlarından birisi daha burada. Çok konuşmama gerek yok sanırım. Tüm tiyatrolar gidilsin, tüm tiyatrolar izlensin. İyisi kötüsü hepsi izlensin ki kaliteli işle kalitesiz olan iş arasındaki ayrım yapılsın. Hani bu oyun kötüdür, bu oyun iyidir diye gidilmesin. Bence bütün oyunlar izlenmeye değer sonuçta. Tiyatro gününüz kutlu olsun. Peki Arcan içerisi ağzına kadar dolmuş. Heyecan dorukta. Hı? Yani seyircinin olduğu her yerde biz çok heyecanlıyız. Her zaman heyecanlıyız. Hele Gazi sahnesinin yılların eskitemediği bir sahnede şu an sahneye çıkacağız. Çok güzel bir duygu. 27 Mart'ta çıkıyoruz. Yani Dünya Tiyatro Haftası'nda çıkıyoruz. Ben de bu arada Hafız Halil'i oynuyorum. Onu da belirttim. Kutlu olsun. Yani. Ben de Adile Dudu'yu oynuyorum. Evet sevgili Sibir. Merhaba ben Çevirmen'i oynuyorum. Sanki şu anda yuvaya geri dönmüş gibiyim Galatasaray sahnesinde. İlk sahneye çıktığım kadar heyecanlıyım. Hele bu ortamda bulunmaktan çok gurur duyuyorum. Teşekkür ederim. Tiyatroyu izleyin. Lütfen. Teşekkür ederiz. Gel abi şöyle. Orası da ayna var şimdi değil mi? Bir evet. Kendimizi çekelim. Gel. Abi sen de gel. Yani tiyatronun babaları burada ya. Daha ne olsun. Abi. İnsana insanla ve insanca anlatan, seyircisini kendisine özel hissettiren Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Birazdan sahneye çıkacağız. Evet, daha henüz hazırlanmadım ama arkadaşlarımı bekliyordum. Dünya Tiyatrolar Günü herkese kutlu olsun. Lütfen tiyatroyu esirgemeyin, seyredin. Peki iki tane hanımefendi, hemen ikisini de alalım. Tiyatronun abilerinin yanında tiyatronun genç kızları burada. Teşekkür ederim ama. Ben Meleği oynuyorum. Oyunumuzun Meleği. Teşekkür ederim. Dünya Tiyatrolar Günü kutlu olsun. Tiyatro iyidir, izleyin, izlettirin. Ve sevgili Şenur. Merhaba, ben de oyunda. Ekranlara hiç yabancı değilsin. Evet, değilim. Tekrardan merhabalar. Tiyatro gününde Gazi sahnesinde yıllar sonrasında tekrar sahneye çıkmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Hepinizi tiyatrolara bekliyoruz. Gelirseniz bizi çok mutlu edersiniz ve buradan mutlu ayrılacağınıza biz de söz veriyoruz kendi adımıza. Kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz. Oyun başlayacak sevgili Ömür ve işte Hülleci, oyunun Hüllecisi burada. Giyinmedi, birazdan giyinecek o da. Efendim, tiyatro yaşamdır felsefiyle çıktığımız bu yolda insanlara nefes olmaya çalışıyoruz. Tiyatrolar günümüz kutlu olsun. Her günümüz bugünkü gibi güzel, neşeli, kalabalık ve alkış dolu insin inşallah. Valla bizde güzel kızlar bitmiyor. En son Ömür sen kaldın ya. En son az solist oldun. Güzel kızımız da oyunumuzun az solistlerinden. Bir şeyler söylemek ister misin?
mısın? Tiyatro iyidir. Tiyatrolar günümüz kutlu olsun. Evet, tiyatrolar olmaktan günümüz mutluyum. Kutlu olsun. Özür diliyorum. Son ne dedin? Bu ekipte olmaktan mutluyum. Biz de seninle olmaktan mutluyuz. Evet, oyunumuz başlayacak. Şimdi kulisi terk ediyoruz. Birazdan geleceğiz. Aman efendim! Sizin gönlünüz hoş olursa bizim de gönlümüz hoş olur. Hem biz öyle para da pul da göz olan adamlar mıyız canım? Bir lokma bir hırka. Çoluk çocuk olmasa bunu da almayız. Keşke. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü ki bizde Dünya Tiyatrolar Haftası olarak kutlandığı için bir haftalık etkinlikler var ve bu akşamki oyunun perde arasında bizde Samsun Sanat Tiyatrosu kurucu gelen sanat yönetmeni sevgili Yaşar abimizi yakaladım. Evet, Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili hemen böyle kısaca fazla da keyfinizi kaçırmadan bir yorumlarınızı alalım. Tiyatro günü tüm dünyada kutlanıyor biliyorsunuz. Tiyatro iyidir. Sanat karanlığı aydınlatır. Galatasaray sahnesinde bir hafta boyunca oyunlar oynanıyor. Artı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin de organize ettiği Atakum Sanat Merkezi'nde de oyunlar oynanıyor. Bu akşam da orada da oyun var. Artı 19 Mayıs Üniversitesi Tiyatro Topluluğu'nun oyunları oynanıyor kendi eğitim fakültesi sahnesinde. Yani bu alanda Samsun'da bu akşam herkes perde açıyor. Salonlar dolu dolu, cıvıl cıvıl. Çok güzel. Tiyatroya gidin, kendinize iyilik yapın. Hayatınızı değiştirir. Başka bir pencereden bakmasını sağlar. Tiyatro iyidir. Evet, bir de hazır yakalamışken Samsun ve tiyatroya şöyle biraz değinecek olursak, Samsun'daki tiyatroları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tiyatro izleyicisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, izleyici değerlendirme şansım şimdi bu akşamki oyunla başlayalım isterseniz. Tabii ücretsiz olunca ve denetimsiz olunca biraz fazla çocuk var. Şu anda fondan gelen sesinizle anlaşılacağı üzere çocuklar tabii ki tiyatroya gelsin. Samsun'daki tiyatroların gelişimini takip ediyorum. Bu akşam izlediğim oyunun yönetmeni Erzurum'dan gelen bir arkadaşımız. Samsun'da Devlet Opera var ve Devlet Tiyatrosu geliyor. Eğer tiyatrolar dışarıdan destek alırlarsa, ben yaptım olduğu mantığını bir kenara bırakırlarsa kalitenin, çıtanın biraz yükseldiğini görüyoruz. Bu da katkı sağlıyor tabii tiyatrolara. Şikayet ettiğimiz bir konu var. Seyircimiz yok, seyirci yok, insanlar tiyatroya gelmiyorlar. Katılıyor musunuz? Yok, katılmıyorum buna. Çünkü geçen de dışarıdan gelen, İstanbul'dan gelen bir tiyatro izlemeye gittim. Salon doluydu. Biletler 60-70 liraydı. Devlet Tiyatrosu salonları zaten dolu. Benim oyunlarım dolu dolu geçiyor Türkiye'nin dört bir tarafında. Seyirci var. Ama seyircinin gelebilmesi için doğru işler yapmamız lazım. Kaliteli işler yapmamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Bu akşamki izlediğim oyunda sen röportaj yapıyorsun diye söylemiyorum. Ben sahnede rejiyi gördüm. Yani rejinin dokunduğunu gördüm. Bir metnin nasıl değişebileceğini gördüm. Yoksa çıkarsınız, okursunuz. Mutlaka tiplemeler yaparsınız. Samsun'da tiyatrolar gelişmeye açık mı? Önce ona bakmak lazım. Samsun'da tiyatrolar. Yani Samsun'da tiyatro yapan tiyatro grupları eğer gelişmeye ve dönüşüme açıklarsa zaten bilgi ulaşılabilirlik mesafede. Yardım alabilecekleri yer çok. Ya ulaşabilirler, telefonla ulaşabilirler, mail yoltamıyla ulaşabilirler, festivallere katılabilirler. Mesela bir şey yaşadım, onu da hemen paylaşmak isterim. Ben bir oyun izledim. İzlediğimi de biliyorlardı, üniversitenin grubu, Omitit. Beni 3-5 kez aradılar. Ne düşündüğünü merak ediyoruz, öğrenmek istiyoruz falan filan diye. Ben de onlara dedim ki, bir insan nasıl su ve hava olmadan yaşayamazsa, tiyatroda dış göz olmadan, eleştiri olmadan yaşayamaz. Beslendiği kaynak, hani deriz ya, yönetmen koltuğu üçüncü gözdür. Beslendiği kaynak 30. göz. Ya başka düşüncelere mutlaka ihtiyaç var. Oynadıktan sonra seyirciyi yakalamalarını öneririm ben tiyatro yapanlara ki biz böyle öğrendik. Kendilerini geliştirmeleri anlamında. Çünkü öğrenmenin sonu yok, yaşı yok. Daha iyi, daha iyi. Daha iyisini yaptığınız zaman o bitmiştir zaten. Bu akşam burada birinci perde bitti, bir oyun bitti. Yani daha iyisini yaptığınız zaman o da bitmiştir. Hep daha iyisi vardır. Yani bu bir yarıştır. Ta ki
bırakana kadar. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tam Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni, kurucu Genel Sanat Yönetmeni, evet, sevgili Yaşar Gündem'e. Abi aslında konuşacak çok şey var da olsun, bir programa saklayalım. Oyun başlayacak. Yani oyun başlıyor, biz evet, oyuna gidiyoruz. Senin pantolonunun arkasında yırtılmış rezil. Bunu çarpmasaydın.